Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz fibromiyalji. Yani yaygın vücut ağrıları. Fibromiyalji nedir? Neden oluşur? Ve fibromiyalji için biz neler yapabiliriz? Nasıl ağrılarımızı hafifletebiliriz? Bunları konuşacağız. Hadi buyurun gelin. Konuya girmeden önce hazırlayacağım diğer egzersiz videolarını görmek isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Fibromiyalji nedir? Bundan başlayalım. Fibromiyalji vücudumuzda genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, vücudumuzda kaslarda, kemiklerde yoğunlukla ağrı hissettiğimiz, çoğunlukla uyku düzeninin bozulmasına sebep olan, aynı zamanda dinlenememe hissi, yani uyuyorsunuz ama dinlenememiş bir şekilde kalkmanıza sebep olan durumdur. Sebebi, neden ortaya çıktığı henüz tam olarak bilinmemektedir ama araştırmalar devam ediyor. Ama stres, travmalar, enfeksiyon gibi sebepler başlatıcı etken olabilir. Aynı zamanda kalıtsal yatkınlık da yabana atılmamalıdır. Yani ailenizde fibromiyalji öyküsü varsa maalesef siz de fibromiyalji hastası olabilirsiniz. Fibromiyalji için bir teoriye göre beyin ağrı eşiğini düşürür. Yani sizin normalde ağrı olarak algılamadığınız uyarılar ağrıymış gibi hissediliyor olabilir. Bunu şöyle daha açıklayıcı hale getireyim. Örneğin elinizi şu şekilde sıktınız. Bu hafif bir dokunuş, hafif bir ağrının ötesi değildir, öyle değil mi? Ama fibromiyalji hastaları bu dokunuşu çok yoğun ağrı, gerçekten ızdırap verici bir ağrı olarak niteliyor olabilirler. Fibromiyaljinin vücutta hassas noktalar olarak adlandırılan ağrı bölgelerine sebep olduğu bilinmektedir. 6-7 sene öncesinde fibromiyalji tanısının konulma şekli değişti. Önceden şu şekilde yapılıyordu. Vücudunuzda belirli 18 tane noktadan parmağınızla bastırdığınızda ağrı ve hassasiyet olan 11 ve üzeri ağrı noktası varsa fibromiyalji tanısı alıyordunuz. Son yıllarda yapılan değişikliklerle beraber 3 aydan uzun süreli yaygın vücut ağrılarınız varsa ve bu ağrının sebebi hiçbir şekilde bulunamayıp hiçbir sebebe bağlanamıyorsa fibromiyalji adayı olarak tanımlanıyorsunuz. Eğer 5 ağrılı bölgenin 4'ünde de ağrı yaşıyorsanız işte o zaman fibromiyalji teşhisi alıyorsunuz. Fibromiyalji teşhisini ise hekimlerimiz koyuyor. Ağrı en belirgin fibromiyalji belirtisidir ve ağrının düzeyi günden güne değişebilir. Bir gün çok hafif bir ağrı hissediyorken ertesi gün çok şiddetli, dayanılmaz bir ağrı hissedebilirsiniz. Ağrının yanında uykusuzluk, yorgunluk, sabah uyandınız sanki hiç uyumamış, hiç dinlenmemiş gibi bir yorgunluk hissedebilirsiniz. Bunun yanında baş ağrısı, depresyon, dikkat bozukluğu gibi belirtileri de vardır. Kadın erkek kıyaslaması yapar isek kadınlarda fibromiyalji belirtileri daha yoğundur. Ağrı ve sabah halsizliği, yorgunluğu daha çok gözlenir. Peki tedavisinde neler yapabiliriz? Fizyoterapist olarak benim bakış açım öncelikle ağrıyı azaltmak. Bu yüzden bu ağrılı hassas noktalara yönelik germe ve kuvvetlendirme egzersizleri öneriyorum. Bunun için bu videoyu iki part halinde hazırlayacağım. İlk bölümde germe egzersizlerini, daha rahatlayıcı kasları uzatma yönündeki egzersizler olacak. Bir sonraki videoda da kuvvetlendirme egzersizlerini göstereceğim. O zaman en sevdiğim kısma egzersizlerimize geçelim. Bu video hep germe egzersizleri olacak. Germe egzersizlerinin ne kadar rahatlatıcı, ne kadar etkili olduğunu fark edeceksiniz. Önemli olan düzenli yapmanız. Şimdi ilk egzersizimize başlıyoruz. Bir havluya ihtiyacımız var. Havluyu boynumuzun arkasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bir tarafı şöyle kaldırdık. Karşı kolumuzla çapraz olacak şekilde tutuyoruz. Yapacağımız şey şu. Burada boyun kaslarımızı geriyoruz. Bir tarafa doğru başımızı devirdik. Şu bölgenizde gerilme hissedeceksiniz. Burada 15 saniye kadar bekliyoruz. Ve bıraktık. Tekrar göstereyim. Şöyle biraz geriye gideyim. Elimi çektim, başımı çektim. Şu an gerilmeyi çok güzel hissediyorum. Çok etkili bir germe. 15 saniye kadar durup
bırakacağız. 15 saniye olması çok önemli çünkü bir germenin etkili olabilmesi için en az 15 saniye yapmanız gerekiyor. Hemen diğer tarafı göstereyim. Elimi değiştirdim. Biri burada duruyor. Diğerini yana doğru çektim. Çok güzel, çok etkili bir germe hissediyorum. 15 saniye kadar duruyoruz. Bırakacağız. Bu egzersizimizi iki taraflı, 10'ar tekrar olacak şekilde uygulayalım. İlk egzersizimizle boyunla omuz arasındaki bölgeyi germiştik. Yani bu bir nevi boyun ağrısına yönelik bir egzersizdi. İkinci egzersizimizde ise boyunla kürek kemiği arasındaki bölgeyi gereceğiz. Yani hem boyun hem de sırt ağrısına yönelik bir egzersiz olacak. Hemen görelim nasıl yapacağız. Bunun için bir elimizi arkaya doğru yerleştiriyoruz. Şu şekilde hemen buradan da göstereyim. Diğer elimizi başımızı çapraz olacak şekilde şöyle kulak hizamızdan tuttunuz. Yapacağınız şey koltuk altınıza doğru başınızı çekiyorsunuz. Koltuk altınıza doğru bakıyorsunuz sanki. Burada 15 saniye kadar durduk. Bıraktım. Hemen diğer taraf için göstereyim. Elimi yerleştirdim. Başımı tuttum. Biraz yana, biraz koltuk altına çapraz olacak şekilde çektim. Tam şu bölgede gerilmeyi hissediyorum. Şöyle de göstereyim. 15 saniye kadar durup bırakıyoruz. Bu egzersizimizde iki taraflı 10'ar tekrar olacak şekilde uyguluyoruz. Üçüncü egzersizimiz hem omuz hem sırt kaslarına yönelik bir egzersiz olacak. Hemen görelim. Elimi şöyle gövdemin önünde tutuyorum. Diğer kolumu da dirseğimin hizasından kendime doğru çekiyorum. Şu an şu omuz bölgemde çok güzel bir gerilme hissettim. Yine 15 saniye kadar burada duruyoruz. Ve bıraktık. Hemen diğer taraf için göstereyim. Tuttum. Diğer elimle kendime doğru çektim. Omuz ve sırt bölgemde gerilmeyi hissediyorum. 15 saniye kadar duruyoruz. Ve bıraktık. Bu egzersizi de 10'ar tekrar iki taraflı yapıyoruz. Bir sonraki egzersizimiz hem bel hem de sırt kaslarımıza yönelik germe egzersizi olacak. Hemen bunu da görelim. Şu şekilde emekleme pozisyonunda duruyoruz ve biraz bacaklarımız ayrık duruyor. Açık tutacağız. Yapacağımız şey topuklarımıza doğru uzanmaya çalışmak olacak. Çok güzel bir germe. Çok rahatlatıcı. Alnınızı yere doğru koyun ve kendinizi tamamen serbest bırakın. Burada yine 15 saniye kadar durup başlangıç pozisyonumuza geliyoruz. Burada elleriniz ne kadar önde durursa omuz hizanızdan germenin etkisini o oranda artırırız. Hemen bunu da görelim. Oturdum. Gerilmeyi hissettim. 15 saniye kadar duruyoruz. Ve bıraktık. Bu egzersizimizi de 10 tekrarlı yapıyoruz. Bir sonraki egzersizimizde şu bölgemizde bulunan kaslara yönelik bir germe egzersizi olacak ve bunun için bir duvar köşesine ihtiyacımız var. Hemen görelim. Ön kollarımızı duvarla tam temasta olacak şekilde yerleştiriyoruz ve gövdemizi duvarın köşesine doğru itiyoruz. Burada yine 15 saniye kadar durup bıraktık. Hemen şöyle de göstereyim. Önden durdum. Kendimi öne doğru ittim. Tekrar buradan görelim. Durdum. Gövdemi öne doğru ittim. Gerilmeyi hissettim. 15 saniye kadar durup bırakıyorum. Bu egzersizi 10 tekrar olacak şekilde uyguluyoruz. Bir sonraki egzersiz, beni tanıyanlar bilir, en sevdiğim egzersiz. Bunun için sırt üstü yatıyoruz. Hem bel hem kalçayı kaslarımıza yönelik bir germe egzersizi olacak. Yapacağımız şey bir bacağımızı kaldırdık. Diğer bacağımızın dizimizin üstüne gelecek şekilde yerleştirdik.
ve ellerimizle dizimizin altından tutup kendimize doğru çekiyoruz. Ayağımın, şu havada olan ayağımın bulunduğu bölgedeki kalçadaki kaslarım geriliyor. O bölgede bir gerilme hissediyorum. 15 saniye kadar durup bırakıyorum. Hemen diğer tarafı göstereyim. Kaldırdım. Diz hizama yerleştirdim. Karşı dizimi tutup kendime doğru çektim. Bu sefer şu bölgede bir gerilme hissediyorum. 15 saniye kadar durup bırakıyoruz. Bu egzersizimizi de iki taraflı onar tekrar olacak şekilde uyguluyoruz. Bir sonraki egzersizde ise bacaklarımızı V şeklinde açarak uzun oturuş pozisyonuna geliyoruz. Burada yapacağımız şey ellerimizle öne doğru uzanmaya çalışmak olacak. Hem bel bölgesindeki kaslarımızı geriyoruz, hem de bacağımızın arkasındaki kasları geriyoruz. Hamstring dediğimiz kaslar. Yani bir taşla iki kuş vuruyoruz bu egzersizde. Oldukça da güzel gerildi şu an bacağımın arkası. Hemen geriye doğru geldim. Tekrar göstereyim. Öne doğru gidiyorum. Son noktaya geldim. Gerilmeyi hissettim. Burada önemli olan nokta bacağın şöyle yukarı doğru kalkmaması. Yerle temasta olacak. Buna özen gösterin ve hatta dizinizi aşağı doğru bastırmaya çalışırsanız daha etkili olur. 15 saniye kadar burada duruyorum ve geriye doğru geldim. Bu egzersizimizi de 10 tekrarlı yapıyoruz. Fibromiyalji için sizlere hazırladığım egzersizler bunlardı. Umarım faydalı bulup beğenmişsinizdir. Hazırlayacağım diğer egzersiz videolarını görmek isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu Instagram hesabım fizyoterapist Macide'den veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.